Yeni BMW 5 serisi 2017 itibariyle showroomlarda yerini alacak. Bu videoda 6. jenerasyon ile yeni 7. jenerasyon 5 serisi arasındaki başlıca farklardan bahsedeceğiz. Bu 6. jenerasyon BMW 5 serisi ve sağda gördüğünüz yeni versiyonu G30. Her yeni jenerasyon ebatlarını büyüten BMW, son kasasında aracın boyutlarını neredeyse eskisiyle aynı tutmaya özen göstermiş. Yeni araç eskisinden sadece 3 cm daha uzun ve aynı genişlikte. Far tasarımında değişikliğe başvuran BMW, farları ön mazgal ile birleştirmeyi tercih etmiş. Aerodinamik özellikleri geliştirmek için bu mazgal açılma ve kapanma teknolojisine sahip bir şekilde tasarlanmış. Yan görünüşlerde iki otomobil oldukça benzemesine rağmen yeni jenerasyon 5 serisine daha 7 serisi vari çizgiler tercih edilmiş ve bu arabanın daha şık ve kalıplı durmasını sağlıyor. Türkiye'de satışa sunulacak motor seçenekleri henüz kesin olmamakla birlikte önceki jenerasyona sunulan opsiyonların ya aynıları ya da küçük revizelere uğramış versiyonların... Arka görünüşlerdeki ana fark ise daha uzun tasarlanan arka farlardan geliyor. Yanlara doğru uzanan farlar araca sportif bir hava katmış. Bu araçları gece dikiz aynanızda gördüğünüzde ise karşılaşacağınız manzara bu şekilde. Agresif bakışlarıyla 7. jenerasyon 5 serisi dikkat çekiyor. BMW iç tasarımda yine sürücü odaklı ortam tasarımını temel almış. Ve yeni BMW 5 serisinin içi fonksiyonel olarak eskisine oldukça benzer olmakla birlikte son derece modern hale getirilmiş. Yeni gösterge paneli ise çağa ayak uyduran türden güzel bir elektronik panel. Orta ekrandaki göze çarpan ilk özellik artık gömülü ekran yerine BMW'nin bağımsız duran bir ekran tasarımını tercih etmiş olması. Farklı arabalarda birçok kişi tarafından eleştirilen bu tasarım, BMW 5 serisi müşterileri tarafından nasıl karşılanacak merak konusu. Çözünürlüğün artmasıyla birlikte yeni iDrive yazılımı kullanılan bu ekran, dokunmatik olarak jest kontrolü, ses kontrolü ve iDrive kumandasından kontrol edilebiliyor. Yeni BMW 5 serisinde arka koltuklarda daha lüks ve rahat bir oturma alanı tasarlanmış. Opsiyonel alınabilen değişken iç aydınlatma ile araç içi ambiyans dileğe göre ayarlanabiliyor. Yurt dışında hibrit modelde satışa çıkan G30 kasa 5 serisinde opsiyonun Türkiye'de sunulup sunulmayacağını hep birlikte göreceğiz. Ancak belki de bu aracın en dikkat çekici özelliği ise eskisinden 100 kilogram daha hafif olması. 2017 yılında BMW 5 serisi bakalım müşterilerini memnun edebilecek mi? Daha birçok bu tarz video için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın.